Giderim abisine de derim ki nasıl getirdiysen derim. Benim koltuklarımı, her şeyimi eskittin. En pahalılarını istiyorum, alıyorsun derim. Abisine? Evet. Astarı yüzünden pahalı geldi adamcağıza. Öyle, benden habersiz iş yaparsa benim evimde katlanacak. Ne olur verse, ne olur yani. O benim evim orası, kendi evini veriyorsan yoksun versin. Artık gitmişsin. Hayır, olmaz. Şehir değiştirmişsin. Belki gene geleceğim evime. Geldiğinde bakarsın icabına canım, ne var ki? Yok. Kayınbiraderin oradan evin geçimine katkıda bulundu, ne olmuş yani? Yok, bir de benim haberim yok, benim eşyalarımla falan kesin en pahalılarını alacak bana. Değiştirip en pahalısını. En pahalılarını. Bak en güzel cevabı Ayten verir. Ayten der ki ne var canım, kullansın der. Seda Hanım, siz buna inandınız mı? Ben ne inanmadım. Bileyim, böyle bir cevap bekliyorum yani. Seda Hanım, ben bu konuda o kadar hassasım ki. Niçin? Benim eşyalarıma dokunulacak. Benim yorganım, benim yatağım, benim mutfağım. Evet. Kıyamet kopar. Niye? Olmaz. Bana dese... Yoksun, yoksun. Tamam, bana dese ki olur mu, size gelebilir miyim? İşte birkaç gün kalabilirim ama ben evdeyken başım üstte yerim. Ama ben yokken o evi nasıl kullanacak kim bilir? Erkek bir de. Erkek de pis kullanır. Hayır, hayır. Şeye verecek canım, günlük kira. Ha, günlük kiralıyor. Daha fena yani. Daha fenası. Kime verecek? Ben bakmayacağım, görmeyeceğim. Günlük kira nasıl yani? Hem de yani? Benim evimi kim kiraya verebilir ya? Benim evimi. Sen kimsin benim evimi kiraya veriyorsun? Kayınbiraderine mi diyeceğim? Kaynım böyle olmuyor. Kim oluyorsa olsun. E tabii ki. Emrullah böyle yapar. Bak sen kayınbiraderine sen kimsin ki? Yok. Benim evimi kiraya veriyorsun dediğinde Emrullah böyle yapar. Hey! Emrullah bana öyle yeter yapar. Yeter Ayten. Emrullah bir böyle bakarım. Benim kardeşim biz burada yokken benim istediğim gibi evi kiraya verebilir Ayten. Karışamazsın dedi Emrullah. O Emrullah değil ki. Kim o? O Emrullah değil. O sizin içinizden çıkan birisi, bilmiyorum. Bana hiç tanıdık gelmedi. Ay, bunların kocaları hiçbir şey diyemiyor ya. O bana hiç tanıdık gelmedi. O Emrullah değildi Seda Hanım. Allah Allah. Seda Hanım, bir şey sorabilir miyim? Evet. Peki siz ne yapardınız? Benim mümkün değil, giremezdim. Mümkün mü? Oldu ki girdi evet, Seda Hanım. Benim gibi titiz. Benim gibi bir kadın evi benim kocamın erkek kardeşi günlük kira... Ne? Ay. Fenalık. Mümkün değil. Mümkün. Ama siz çok fenasınız yani. Seda, ne yaparsın? Seda Hanım, bir kere orası benim yuvam, evim, hanem. Hayır, benim yoksun, mahremim yoksun, yani. Benim mahremime, tamam yokum orada, sen getireceksin. Kim olduğu belli değil, para kazanmak için. Otel gibi milleti ağırlayacaksın. Öyle bir lüksü yok, bu bir. Ortada böyle... Ya ben gerçekten önce sinirimi Harun'dan çıkartırım. Çünkü ben evimin anahtarını kimseye, ne suçu var, kimseye vermem. Verdiysem o verdirttirmiş. Harun dese ki hadi be. Bu da sen Harun benim... değil. Bu da mı Harun değil? Diyemez. Bunların kocaları nasıl ya? Nereden buldu bunlar? Diyemez. Hem kaynananları sindirmişler hem kocalarını sindirmişler ya. Bunun bir şeyi var mı? Yani üste çıkmanın... Mesela bana da öğretin. Yani daha çok sesini çıkarmak. Aslında şey, susmam gereken yerde de susuyorum. Hani bir söz vardır ya, akıllı kadınlar da aptal olması gerektiğini bilen kadındır diye. Bazen o bağırırken direkt şey, hiç efendim hayatım anlamadım ne oldu ki yapıyorum böyle. İçimden şey, bayağı ponçik bir Seda çıkıyor. Ben zannediyorum ki o bağırıyorsa siz ondan daha bir üstte bağırıyorsunuz. Yok, yerine göre. Yeri ve şeyine göre, zamanına göre, olaya göre değişiyor. Dolayısıyla bu evi böyle... Evet, o evin bir kere bütün eşyaları yenilenir. Milletin kim yattı, kim kalktı, kim oturdu bilemem yani. He. Ev bile yenilenebilir yani, çok ciddiyim. Evi bile? Evet. Yani haddim değil, estağfurullah, ama isterseniz arkada tüyolaşalım sizle. Kime? Hani dediniz ya, bunlar bu kocaları nereden buluyor diye. Evet. İsterseniz arkada taktiklerimizi söyleyelim size. Vallahi... Haddimiz değil. Asla haddimiz değil, estağfurullah. Yok, yok, gerçekten söyleyin. Ben bu işi çözemedim. Hem kaynanayı sindirmek, hem kocaya böyle, böyle yapıyorlar bak ikisi. Biraz önce Fatih dese ki dedim, yani ne var canım? Buna ne sesini yükseltiyorsun? Kardeşim evi, evine ekonomik katkıda bulunsun diye kira vermiş. Öyle bir baktı ki Fatih. Allah Allah ya. Bu çocukları nasıl böyle yapıyorsunuz? Kadınlar içeride sinmiş. Seda Hanım, onlar birbirini yiyor içeride. Bunların yanına gelince böyleler bak.
Benim gelinim, benim gelinim. Öbürü geliyor alnından öpüyor, ellerini öpüyor. O böyle gelinim dünyada bulamam diyor. Onun kaynanası her ne kadar dediyse de benim gelinim diyor. Seda'nınki zaten Nagihan yazık kıyamam tansiyon. Seda'nın şöyle anne, o puan ne dediği an Nagihan'ın tansiyon kuruyor. Nagihan teyze direkt ya. Şöyle. Neriman'ı zaten saymayın. Neriman Ahten'e böyle bakıyor bak. Yani yanlış mı yaptım? Ayten seni buldum, iyi yaptım değil mi? Böyleler. Tamam. Bunlar nasıl becermiş, nasıl yapmış? Biz kayınvalide karşısında... Buradan efendim kızım sana söylüyorum, gelirim sen anla. Ben kayınvalide karşısında el pençe divan duran bir kadınım. Kayınvalide kayınvalidedir. Helal olsun. Evet. Devir değişti. Yıl oldu 2021. Evet, devir değişti Seda Hanım, ne yapalım? Çağ ayak uydurmak lazım. Seda Hanım, sen benim gelinim o. Tamam olayım, bir dakika. Bir dakika. Ben de senin kayınvalidenim. Tamam. Esra... Sen benim oğluma, diğer oğluma evinizi günlük kiraya verdi diye laf etmişsin. Hatta evin bütün eşyalarını çöpe atar gibi o derece satmışsın. Neden? Neden satmayayım anneciğim? Ev kimin? Benim. Benim oğlumun da hakkı var orada. Senin oğlunun, yani benim eşimin hakkı var. Diğer oğlunun nasıl bir hakkı olabilir anneciğim? Onun da hakkı var. Benim iki tane oğlum var. İkisinin de o ev üzerinde hakkı var. Tamam anneciğim. Sen ne hakla? Anneciğim şunu düzeltmek istiyorum. Artık benim kocam. Ayrıca o evde sadece benim ve benim kocamın hakkı var. Başka kimsenin hakkı olamaz. Diğer oğlunun kendi evinde hakkı var. Oldu, sokaktan geçen adamın da benim evimde hakkı olsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evin üzerinde hakkı olması demek değil o. Evi kiraya veriyoruz. Ne yapacağız yani? Kendi size evini versin kiraya. Tamam anneciğim, o zaman kaynım ve eltim sana taşınsın. Kendi evini kiraya versin. Neden hayır, benim sizin ev boştu. Orayı vereceğim. Benim malım çok kıymetli. Neden benim malım veriliyormuş? Benim bir çöpüm bile kıymetli. Ne demek kiraya vermek? Öyle bir şey olamaz. Ha ama... İstersen kabul etmiyorsan anneciğim kendi evinde kiraya verebilirsin. O hala konuşuyor bak. Ah. Ürünlerim, benim malım, benim evim o konuda haklı. Kim? Ya ben de ilk defa Esra'la aynı fikirdeyim. Gerçekten ben de aynı şekilde aynı fikirdeyim. Doğru söylüyor. Siz doğurdunuz, yani. Büyüttünüz ama bizim için artık bizim... Ay kaçıyor. Kayınvalideye bir gelin bu lafı söylemez. Benim gelinim, ben, bakın Nagihan Hanım şimdi size söyleyemez. Şimdi ayıpladım. Neriman Hanım'a bu lafı söyleyemez. Fatma Hanım'a benim gelinim bu lafı söyleyemez. Benim gelinim de saygısızlık yapsa benim yaşımızda annelerimizi... Asla kabul etmem. Ayıp asla. Ya. Herkes ben... duracağı yeri bilsin Fatma ya. Fatma Hanım, Sevda Hanım sana bir şey söyleyeyim mi? Hani bir iş yeri vardır, erkek orada çalışır, evine gelir. Erkek çalıştığı iş yerini evine taşır, karısıyla kavga ay eder. Kardeşim. Sen de aynı ondan betersin. Evet, evet. Bulunduğun nerede ne buluyorsan sen gelip de... oraya taşı, burada kavga çıkartıyorsun. Sus. Cümle alem duydu, durumumuzu öğrendi. Kazanlar kaynıyor yine. Alem duydu, alem. Seda Hanım, en azından alem bizim... Yani ben söylüyorsam benim ağzımdan duysun. Başkası gidip de yanlış yere yediştirtmesin yani ona. Anlatabiliyor muyum? He. Yani ağızdan ağza kelime değişiyor ya. Kim ya yapıyor mesela bunu burada? Sizce kim yapabiliyor? Hippi. Çiçek hippi. Hayır, dışarıda Ayten bir şey konuşmuş. Yani Sevda Hanım da dışarıda ne bulduysa getirip burada anlatıyor. Ay bunlar da. Şimdi iyi. Ben yavaş yavaş ne güzel yanlış anlamaya şu şalı alayım da seyirciye bir şey anlatacağım. Seyirci, şimdi dün Neriman'ın, evvelsi gün Neriman'ın göğsüne Sevda yatmış ya. Ben de şimdi gülerken Nagihan'a böyle yaptım. Anam bunların da buraları maşallah havaalanı gibi. Baksana. Havaalanı gibi kadınlar. Ben Sevda'nın arkasından bir çevirdim. Evet. Hayır. Evet. Hani genel kurulu topladın. Dilekçe, dilekçe okudun. Ondan sonra geldi yaptı bu rafa. Öyle hayır, ha. Ondan önce yattı. Ondan sonra. Hem dilekçeyi okudu hem beni yatırdı. Ya. Dilekçeyi okudu sonra kendi da yatırdı. Kendi yapmamış gibi. Seda Hanım bak. Peki hayatım, sorunuz geliyor. Gelininiz ve oğlunuz şehir dışına taşınacağı için evlerini kapatıp anahtarlarını da büyük oğlunuza emanet etti. Ancak büyük oğlunuz da habersiz bir şekilde evi günlük kiraya veriyormuş. Bunu öğrenen gelininin tepkisi ne olur? Seda, yaktı ortalığı. Seda böyle bir şey duyarsa
direkt o evi kapatır, bırakır her şeyi. Yeniden başka bir ev aldırır. Yeniden içini döşettirir. Ondan sonra da gider rahat rahat oturur. Evet. O ne öyle? Çünkü kiraya vermiş, başkaları gelmiş, yatmış kalkmış. Kiraya verdiği insanların yattığı yatakta yatmaz Seda. Neriman, Ayten izin verir ya, bir şey demez.